bakıyorsunuz diyor ki hayır, onlar kızları eve kapatacak. Kara propaganda yapıyorlar dediniz. Kızları zaten, eve kapatacaksınız. Bu zaten yeni bir şey değil, kara propaganda. Yani her konuda bakıyorsunuz, sadece bununla ilgili değil, sizin yapmaya çalıştığınız şeyin %100 aksini anlatan bir iletişim şeyiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hamlesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu şu anlama gelmiyor. Tabii ki muhalefet size muhalefetini yapacak. Tamam. Ama muhalefet yapmak demek, yalan söylemek demek değildir. İftira atmak demek değildir. Vatandaşın kalbini karıştırmak, vatandaşın öfkesini, nefretini artırmak ve buradan da istifade etmek değildir. Muhalefet yapmak demek, öncelikle, her şeyden önce muhalefet yapmak demek, neye göre iktidar olursunuz? Vatandaş sizin muhalefette gösterdiğiniz performansa göre sizi iktidara taşır. Yani muhalefette ortaya koyduğunuz çözüm önerileriyle, sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olan yaklaşımlarınızla, iktidarı denetlemede gösterdiğiniz performansla muhalefet yaparsınız. Evet. Ama arkadaşlarımız muhalefet yapmayı iftira atmak, yalan söylemek, karalamak ve yapılan icraatları yok saymak olarak görüyorlar. Ve şimdi bakın, bu kara propagandanın öyle de bir etkisi var ki herhangi bir gazeteci çıkıp hükümetin bir icraatıyla ilgili olumlu bir şey söylese anında yandaş oluyor. Ama başka bir gazeteci çıkıp diyor ki yumruğunu sık, çizmelerini giy, kaşlarını çat ve savaşa gir diyor. Bu takdirle karşılanıyor. Vallahi doğru söylediniz. Şimdi şundan, şu tabletli bilgisayarı savundum ben Twitter'da. Hı. Az daha linç edeceklerdi ya beni. Ne var ya, güzel bir şey işte. Yani dedik diye. Hayır, şimdi şeye geçiyorsunuz. Fatih projesine geçiyorsunuz. Öğrencilere tablet dağıtıyorsunuz. Diyor ki siz bakmayın diyor onun verdiği tablete. Kim bilir onun ihalesinde ne yolsuzluklar olmuştur. Ya ne yolsuzluğu, işte iş yapıyor. İktidar iş yapar. Yani sürekli bir yolsuzluk algısı oluşturmak, yoksulluk algısı oluşturmak. Vatandaşın halini görmüyor musunuz? Yahu TÜİK'in yaptığı memnuniyet araştırmalarına baktığınız zaman Cumhuriyet tarihinin en yüksek memnuniyetine sahip şu anda Türk vatandaşı. Mutluluk araştırmalarına baktığınız zaman Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutluluk şeylerine, ifadelerini anketlerde görüyorsunuz. Diyor ki falanca köşedeki filanca adamı gördün mü? Yani 74 milyonda bir tane mağduriyet üzerinden 74 milyonun tamamının mağdur olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Buna insaf denir artık. Ya ama siz efendim tam da 28 Şubat'ın yıl dönümünde yapmadınız mı bu kanuni düzenleme çabanızı diyorlar. Bir de bakanlıktan gelmediği, intikam hisleriyle yapıldığının da bir göstergesi diyorlar. Tabii imza atanlar arasında bizim inancımızla, bizim inancımızla. Grup başkan vekilleri olarak da zaten siz de ona da cevap vereceğim. Evet, verir misiniz? Yani Nurettin Bey'den, sizden geldiği için siz işte 28 Şubat'ta İmam Hatiplilerin ortaokul kısımları kapatıldı. Tam da 28 Şubat haftasına geldiniz, bunu verdiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimcilerden falan da hiç görüş almadığınız da zaten buradan belli, hiçbiriniz de eğitimci değilmişsiniz diyorlar. Hani ben toplu olarak size söyleyeyim de. Ben 10 yıl öğretmenlik yaptım. 6 yıl üniversitede hocalık yaptım. Yani üniversite dışında bildiğimiz okul öğretmeniydiniz üniversite dışında. Tabii. Üniversite 1992 ile 2002 arasında 10 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptım. Evet. Ve çeşitli kademelerde de bulundum. Yani bu bir diyorsunuz. Çeşitli kademelerinde de bulundum. Ama ben önce bir şey söylemek istiyorum. Bizim inancımızda, geleneğimizde çok temel bir ilke vardır. Bir kişiye ya da zümreye duyduğunuz kin ve nefret sizi adaletten alıkoymasın. Ayettir bu. Dolayısıyla öncelikle adil olmak gerekir. Devlet işi kinle, nefretle yapılmaz. Devlet işi akılla yapılır, adaletle yapılır. Şimdi Sayın Başbakanımızın geçen gün fikrinin, namusunun, kininin davacısı bir gençlik ifadesinden yola çıkarak dindar ve kindar gençlik diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sayın Başbakanımız da onu izah etti. Tabii ki insanın kini vardır.
Kime karşı kini vardır? Zalime karşı kini vardır. Zulme karşı kini vardır. Adaletsizliğe karşı kini vardır insanın. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Biz herhangi bir rovanşist duyguyla bugüne kadar hareket etmedik. Bu Ekim ayından beri yürütülen bir çalışmaydı. Ve biz grup başkan vekilleri olarak kanun teklifi getirme hakkına sahibiz. Evet, doğru. Ve kanun teklifi getiren milletvekilinin uzmanlık bilgisi olması şartı yoktur. Ama uzmanlık bilgisini kullanmayı bilmesi gerekir. Gerekir. Bir milletvekili tabii ki uzmanlık bilgisini kullanır. Doğal olarak yani biz, sadece sizin değil her milletvekilinin tabii, her konuda kanun teklifi getirme hakkı vardır. Kaldı ki biz bu kanunla ilgili zaten bakanlığımızla beraber çalıştık. Milli Eğitim Bakanımızla beraber çalıştık. Eski bakanlarımızla beraber çalıştık. Geçmişte eğitim bürokratlığı yapmış milletvekillerimizle çalıştık. Üniversitelerimizle çalıştık. STK'larla çalıştık. Bu teklifi getirdik, koyduk. Komisyonda müzakere ediyoruz. Şimdi komisyonda da kimin katkısını alıyoruz? Muhalefetin katkısını alıyoruz. Efendim bizim katkımızı almıyorlar. Alıyoruz. Öyle de alıyoruz ki bizim getirdiğimiz teklifte birçok değişiklik oldu. Mesela, oldu mu? Evet. Tabii ki. Mesela bu algı da böyle kesinlikle takdim ediliyor muhalefet biz tarafından. Biz teklifi ilk getirdiğimizde ilk dörtten sonrası için açık öğretim vardı. Konuştuk, görüştük, müzakere ettik, kamuoyundan gelen tepkileri dikkate aldık ve ikinci dört yıldan sonra, ikinci kademeden sonra aldık şeyi, açık öğretimi. Dolayısıyla daha bunun gibi şu anda komisyonda görüşüldüğü için teknik olarak üzerinde konuşmak istemiyorum. Evet. Biz kapalı değiliz, müzakereye kapalı değiliz. Biz geliştirmeye açığız. Geliştirmeye açık olmak ne demektir? Ben sizinle bir konuda müzakereye oturuyorsam, müzakereye oturduğumuz konuda sizin öneri getirmeniz gerekir. Hiçbir öneri getirmiyorsunuz. Söyle. Tabii canım. Öneriler mi? Bakın şimdi size bakın, sonuç bakın, doğuracak bir söyledikleri, konumda oturuyorsunuz. Söyledikleri, hiçbir öneri getirmiyorlar söyledikleri dediniz. Söyledikleri şey şu. Siz bizim sesimizi kısıyorsunuz. Biz sizin sesinizi nasıl kısabiliriz? Siz bu milletin vekilisiniz. Ve bakın önümde şeyler var. Meclis komisyon tutanaklarından çıkardım. 3 günde 48 saat konuşulmuş yaklaşık. Yani bu 48 saat konuşmanın tamamına yakını da muhalefete ait. Peki buyurun konuşun. Katkı sunmak için mi konuşuyorsunuz? Hayır efendim, direnmek için konuşuyoruz. Evet, doğru söylüyorlar. Peki neye karşı direniyorsunuz? Sizin bu teklifi getirmenize karşı direniyoruz. Ama benim bu teklifi getirme hakkım var. Ama buyurun bunu müzakere edelim, bunu konuşalım, bunu birlikte geliştirelim. Yumruklarımızı sıkarak değil, çünkü evet, yumruğunu sıkmış bir insanla tokalaşamazsınız. Bizim güven sorunumuz var. Yahu sizin güven sorununuz var da, şimdi sizin güven sorununuz var diye bugün eğer güven sorununu konuşacaksak, bunu en çok konuşması gereken biziz. Çünkü birçok konuda milletin gözü önünde çark ettiniz. Ve üstelik açık konuşmak gerekirse biz kesintisiz eğitimin kaldırılmasını istemiyoruz. Biz 28 Şubat'ın en büyük kazanımı olan kesintisiz eğitimin kaldırılmasını istemiyoruz diyemedikleri için. Çünkü bunu dedikleri anda ideolojik bir çizgiye düşecekler. 28 Şubat'ı savunan bir çizgiye düşecekler. Dolayısıyla diyorlar ki biz buna karşıyız. Neyle karşısınız? Bu tasarı kız çocuklarını eve kapatıyor. Hayır kapatmıyor. Nasıl kapatıyor gösterin. Çünkü bizim 10 yıllık iktidarımız döneminde kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını nereden nereye getirdiğimiz belli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın başlattığı ve yeni bir kampanya olan kız çocuklarımızın okula kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Kaldı ki bu kademeli eğitimin bu sürecinde biz ikinci kademeden sonraya koyduk açık öğretimi. Böyle itirazlar oldu diye öyle mi? Evet tabii canım, bir müzakere yaptık ve bu müzakerede dedik ki evet ikinci kademesine bunu çekelim daha doğru olur dedik. Kaldı ki bütün dünyada şu anda temel olan şudur, ebeveynin talepleridir. Oysa bu ülkede yıllarca devlet insanlara ne öğreneceğini, nasıl öğreneceğini, ne düşüneceğini eğitim sistemi aracılığıyla enjekte etti. Dayattı. Dikte etti.
Biz de şimdi diyoruz ki insanların eğitim alma hakları, kendi istedikleri gibi eğitim alma haklarının olması için bütün dünyada olduğu gibi eğitim sisteminin esnek olması lazım. Çok seçenekli olması lazım. Devlet düzenler, denetler ve yönetir. Devlet bir bakış açısını, bir ideolojiyi, bir zihinsel içeriği vatandaşa enjekte etmez. Tam tersine vatandaşın inancını, değerlerini yaşaması için zemin hazırlar. Eğer bir insan diyorsa ki ben Süryaniyim, devletin görevi o Süryaninin Süryaniliğine uygun bir içerik sunmasıdır. Bir insan diyorsa ki ben Aleviyim, ben Sünniyim, ben Kürdüm, ben Türküm. İnsan kendisini nasıl tanımlıyorsa soyut bir aygıt olan devletin o insanın kültürüne, değerlerine ve inançlarına uygun bir seçenek sunması gerekir. Devlet şunu diyemez. Bir dakika, sen şöyle bir Süryani olacaksın, sen böyle bir Alevi olacaksın, sen böyle bir Kürt olacaksın, sen şöyle bir Türk olacaksın. Devletin içerik dayatma hakkı yoktur. Devlet hizmet sunar, güvenlik ihtiyaçlarını karşılar, denetler, kurumsal yapıyı denetler, düzenler ve yönetir. Şimdi biz de eğitim sistemimizi buraya taşıyoruz. Çünkü Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor ve değişen dünyaya Türkiye'nin gençlerimizin ayak uydurması için tek tipçi eğitimi değiştiriyoruz. Özeti bu. Özeti bu, evet. Tek tipçi eğitimin yerine esnek ve çok seçenekli eğitim getiriyoruz. Size söylediklerini de kendiniz söyleyip yanıtladınız. Yani başka söylediklerini ben hatırlamıyorum. İşte dayatma yapıyorsunuz, size güvenmiyoruz, güven sorunumuz var, bizi dinlemiyorsunuz, tek başınıza yapmak istiyorsunuz. İktidarlar. Siz de dediniz ki bizim de bunu bakın, yapma hakkımız var anayasal olarak. Ama bakın şurada, öyle mi? Şunu söyleyeyim. İktidar yani tek başına iktidar olan bir partiyle, yani daha doğrusu tek başına iktidar olmuş hükümetlerle, koalisyon hükümetleri arasında bir fark vardır. Nedir o? Şimdi tek başına iktidar olmuş parti tabii ki müzakerede bulunur, istişarede bulunur ama risk onda olduğu için kararı o verir. Biz koalisyon hükümeti değiliz ki. Arkadaşlar bize diyor ki, bize sordunuz mu? Neyse, biz muhalefete göre siyaset yapmıyoruz. Biz millete göre siyaset yapıyoruz. Ama muhalefetin de görüşlerini doğal olarak dikkate alıyoruz. Ama sormayız diyorsunuz, öyle mi? Hayır, soruyoruz. Komisyonlar ne? Bize sordunuz mu diyorlar. Bakın, komisyonlar müzakere yeridir. Bu 4+4 ile ilgili Milli Eğitim Komisyonu'nda alt komisyon kurduk. Alt komisyonda bu konu tartışıldı, konuşuldu. Bir taslak üzerinde anlaşıldı. Ve alt komisyonda anlaşılmış taslak üzerinde anlaştığımız taslağı ne yaptık biz? Milli Eğitim Ana Komisyonu'nda şu anda görüşüyoruz. Ama siz çok büyük ve temel bir laf ettiniz. Biz size sorarak iş yapmayız. Danışırız ama sorarak iş yapmayız mı? Ne dediniz orada? Bir sorarak... Hayır, şunu söyledim. Hayır, bize sordunuz muhalefete... mu? Muhalefet diyor ki bize sormadınız kardeşim. Bakın, biz siyasetimizi muhalefete göre yapmayız. Ne yapacağımızı muhalefete soramayız. O zaman muhalefetin iktidar olması gerekir. O zaman bunu böyle yapalım. Yani maçlık tutuyoruz da yani hangisini tutalım? Yani, yani ne yapacağımızı muhalefete soramayız. Hayır, soramayız değil, bakın. Sormayız. Bu ülkeyle ilgili kararları iktidar verir. Ama iktidar bu kararları verirken tabii ki muhalefetin tepkilerini, muhalefetin önerilerini dikkate alır. Ama muhalefetin dayatma hakkı yoktur. Muhalefet bize diyor ki bizim eskiden bir alışkanlığımız vardı diyor. Nedir muhalefetin eski alışkanlığı? Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bu ülkede iktidardı. Her zaman mı? Her zaman iktidar. Ya Allah'tan kork Mahir hocam. Şimdi yani bizim bir dostluğumuz var. Şimdi bir anda her kendimi zaman, kaybettim. Her zaman iktidar. O dostluğa doğru konuşuyorum. Lütfen bağışlayın siz de lütfen. Evet. Şimdi Mahir hocam Allah'tan kork. Ya 50 yıldır Turgut Özal solcu muydu? Bu ülkede. CHP'li miydi? Süleyman Demirel CHP'li miydi? Tansu Çiller CHP'li miydi? Mesut Yılmaz CHP'li miydi? Necmettin Erbakan CHP'li miydi? 10 yıldır Tayyip Erdoğan CHP'li mi? Vesayetin AK Parti tarafından kırılmasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti başka bir şeydir.